bak. Ben başlıyorum derse. 100 almış ama. Ama yok, iki tane yeni ölçüde geldi. Böyle değil mi? Yüzü okuyup almış ama. Ama yüzü okuyup niye tam atabilirmiş? Ben yüzü alırım. Ben de buradan. Geç tabii koyuyorsa başlamadan. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. İkinci anlatacağımız grafik histogram. Evet. Az önce çubuk grafiği anlatırken matematikteki düzlem dediğimiz x ve y ekseninden oluşan bu yapıyı çizmiştik. Histogramda da aynı şekilde başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar mümkünse ben anlatırken buraya bakarsanız iki kere anlatacak kadar zor bir konu değil. Hemen anlaşılacağını düşünüyorum. Burayı takip ederseniz kolay bir konu. Bu düzlemi çizdikten sonra yine matematikteki gibi her zaman yatay eksende x'ler yer alır. Bizim burada x dediğimiz unutmayalım değişkenlerdi. Buradaki değişkenlerimizde notlar olduğu için yatay eksende notlar olacak. Dikey eksen y değil elimizde f'ler var o yüzden burada f'ler olacak. Şimdi yatay eksende nelerimiz var? Demin tek tek değerlerimiz vardı. 5, 10, 15 gibi değerlerimiz vardı. Ama burada sınıflarımız var. O yüzden 0, 20, 40, 60, 80, 100 şeklinde tüm sınıfları yazdık. Şimdi dikey eksendeki değerleri yazıyorum. 2'den 7'ye kadar yine birer birer yazacağım bu sefer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu ana kadar deminki yaptığımla yani çubuk grafikte hiçbir farkı yok. Histogramın özelliği şu arkadaşlar. Buraya dikkat ederseniz dediğim gibi iki kere anlatmaya gerek kalmaz. 0-20 sınıfının frekansı 3. Unutmayın. 0-20 sınıfının frekansı 3. O yüzden hem 0'dan hem de 20'den tam 3'ün hizasına kadar dik bir çizgi çizip bunları birleştiriyorum. Evet. 20-40 sınıfının frekansı 5. O zaman hem 20'den hem 40'tan tam 5'in hizasına kadar dik bir çubuk çiziyorum. Sonra bunları birleştiriyorum. 40-60 sınıfının frekansı 7. O yüzden tam 7'nin hizasına kadar 40'tan ve 60'tan dik bir çubuk ve birleştirdim. Ortaya bir dikdörtgen çıktı. Şimdi 60-80 sınıfının frekansı 5 olduğuna göre tam 5'in hizasına kadar 60'tan bir çizgi zaten çizilmiş. 80'den bir çizgi çizdim. 60-80 sınıfının frekansı 5 olduğu için 5'e kadar geldim. 80-100 sınıfının frekansı 2 olduğu için tam 2'nin hizasına kadar dik bir çizgi çizdim. Arkadaşlar, dikdörtgenlerden oluşan bu grafik şekline histogram diyoruz. Verilen sınıf aralığının, kendi frekansına kadar olan yüksekliklerden oluşacak şekilde çizilen dikdörtgenlerin oluşturduğu grafiğe histogram diyoruz. Anlaştık. Bu sadece verilen frekans serisinin histogramı nedir diye değil, sözel tanım olarak da sorulabilir. Daha önceki yıllarda çıkan sorularda sözel tanım olarak da vardı. O zaman bunun sözel tanımını yaptığımız işlemi nasıl anlatırız biz? İlgilendiğimiz sınıfın kendi frekansına kadar olacak şekilde yüksekliklerden oluşan dikdörtgenlerden oluşan bu yapıya, bu grafiğe histogram diyoruz. Peki hepsinin kendi frekansına kadar olan yüksekliklerden oluştuğuna göre şöyle yapsaydım. Arkadaşlar grafiğe bakarsanız şurayı kapatsaydım. Evet şurayı kapattım. Verilen histogramın toplam frekansı nedir? 7. 3. Hayır o zaman 3 topları 3'ünse 5 geldi. Toplam frekansı. Arkadaşlar şuraya bakarsanız toplam frekansının 22 olduğunu görüyor muyuz? Evet. Peki bize bu verilmemiş.
Toplam frekans nedir? Yani frekans serisinin histogramı nedir sorulur ama histogram verilip frekans da sorulabilir. O zaman 0-20 sınıfının frekansının 3 olduğunu, 3'e kadar geldiğini gördük. 20-40 sınıfının frekansı 5'e kadar geldiğine göre 5 olduğunu gördük. 40-60 sınıfının frekansı tam 7'nin hizasına kadar geldiğine göre 7 olduğunu gördük. Evet. 60-80 sınıfının frekansı 5'in hizasına kadar olduğuna göre 5 olduğunu, 80-100 sınıfının frekansı 2'nin hizasına kadar geldiğine göre 2 olduğunu gördük. O zaman toplam frekans bunların toplamı mıdır? Evet. Peki bu histograma bakarak 40'dan az not alan kaç kişi var bu histogramda? 40'dan az? Evet. 8. 40'tan az dediğim bahsettiğim yer burası. O zaman 8 kişi doğru. 60'tan az deseydim? 15. O zaman 60'tan az olan hepsini toplayacaktık. Peki 60'dan çok deseydim? 7. 40'tan çok deseydim? 14. Arkadaşlar şu anda yaptığımız işlem aynı zamanda sıklıkla sınavlarda çıkan soru tipi. Grafik verilip Denaz serisini oluşturun. 40'tan az ne kadar, 60'tan çok ne kadar şeklinde sorulabilir. Toplam frekans sorulabilir. Histogram tekrar söylüyorum. İlgilendiğimiz sınıf aralığının kendi frekansına kadar yükseltilerden oluşan dikdörtgenler grafiğidir. Buraya kadar anlaştık mı? Evet hocam. Eğer anlaştıysak ortaya çıkan histogramın tam orta noktaları arkadaşlar. Bakın şu dikdörtgenin ortası şurası. Şu dıştaki çizgiden bahsediyorum. Şu dıştaki çizginin ortası burası. Buranın ortası demiyorum. Dışta kalan yer burası. Bunun ortası şurada. Yani sadece dışta kalan yüzeylerin ortasını bir çizgiyle birleştiriyorum. Dikkat edin, tam ortalarına denk getirdim. Tam ortasına denk getiriyorum. Şu anda siyah çizgiyle çizdiğim grafiğe frekans poligonu diyorum. Frekans poligonu. Bir tane daha histogram çizmemi ister misiniz? Yeterli mi? Arkadaşlar bu frekans poligonu da çok önemli. İlerleyen haftalarda sıklıkla başvuracağız. Dikdörtgenlerin sadece dışta kalan yüzeylerinin işte noktalarla birleştirildiği bu siyah çizgiyle çizdiğim grafiğe de frekans poligonu diyoruz. Şimdi frekans poligonundan sonra ne vardı arkadaşlar? Dairesel grafik. Şimdi dairesel grafik için başka bir şey yapalım. Mesela burada verilen bir örnek olsun. Öğrenci sayıları demiş. Başka arkadaşlar ders ne vardı? İşletme. Hangisi? İşletme. İşletme. Hukuk. Hukuku yazalım. Yeterli herhalde. Şimdi bu dersleri alan öğrenci sayılarını birlikte mesela istatistik ne diyelim 20 kişi var. Matematik 40 kişi var. İktisat dersini alan 30 kişi var. Muhasebe dersini alan 10 kişi var. 60, 70, 100 oldu. İşletme dersini alan 8 kişi. Hukuk dersini alan 60, 90, 100, 110. Şurası 18 olsun. Şöyle toplam 120 kişi olsun.
Öğrenci sayıları bir an için böyle olduğunu varsayalım. Ve şimdi dairesel grafik ya da pasta grafik olarak adlandırılan grafiği çizeceğiz. Değerleri yazdıysanız arkadaşlar, pasta grafik ya da dairesel grafik adından da anlaşılacağı üzere bir pastaya ya da bir daireye benziyor. Şimdi bir dairenin iç açısı ne kadardır? 360 derece. O zaman bir dairenin iç açısı 360 derece ise buradaki toplam, önemli olan yer burası arkadaşlar. Buradaki toplam 360 dereceye dağıtılacak. Ama buradaki toplamı oluşturan her bir sayı kendi oranı ölçüsünde 360 dereceye tamamlanacak. O zaman şöyle yapıyoruz. Eğer 120 kişi 360 derece olarak gösteriliyor ise, toplam kişi sayısı unutmayalım arkadaşlar. Toplam kişi sayısı 360 derece olarak gösteriliyor ise, istatistik dersi 20 kişi olduğuna göre 20 kişi kaç derece olarak gösterilir? 180 derece mi yoksa? 100 derece hocam. 60 derece hocam. 60 derece doğru cevap. Arkadaşlar unutmayın. İç açısı toplamı 360 dereceydi. Ben 360 dereceyi toplam kişi sayısı 120 olduğu için 120 eşit parçaya böldüğümü düşünün. 120 eşit parçaya 360 dereceyi böldüysem, 120 eşit parçaya, 20 kişilik sınıf o zaman kaç derecelik açı yapar? Bunu çok daha kolay hesaplamanın yolu şu. Bu bunun 3 katı mı arkadaşlar? Evet. O zaman burası da 3 katı olacak. Kısaca x eşittir. Arkadaşlar burada bunu bulmak için içler dışlar çarpımı yaparak bulunur aslında. 120 çarpı x. Hocam biliyorum. 120 çarpı x eşittir 360 çarpı 20. Buradan x'i bulmak için her iki tarafı 120'ye böldüğünüz zaman x'in alması gereken değerin 60 olduğunu bulursunuz. Peki, madem istatistik 60 derece olarak yazılıyor, matematik bu durumda kaç derece olarak yazılır? Matematik bu dairesel grafikte kaç derecelik açıyla gösterilir? 120. 3 katı olduğuna göre matematikte 3 katı, her biri 3 katı olacak. O zaman burası 120 dereceyle. İktisat 90. 3 katı olduğuna göre 90 dereceyle. Muhasebe 3 katı olduğuna göre 30 dereceyle. 3 katı olduğuna göre 54 dereceyle. 3 katı olduğuna göre 6 derece ile gösterilmesi lazım. Dikkat ederseniz buradaki derecelerin toplamı da 360'a eşit olacak arkadaşlar. Burada anlaştık mı? Her bir frekansın kaç derecelik açıyla gösterilmesi gerektiğini, toplam frekans eşittir 360 ise ilgilendiğim frekans kaç derecedir denklemini kurarak buldum. Şimdi bunları daire içerisinde kendi açıları kadar genişlikte gösteriyorum. İstatistik 60 derece olduğuna göre tam 60 derecelik açıyla istatistiği gösteriyorum. Matematik 120 derece olduğuna göre tam 120 derecelik açıyla matematiği gösteriyorum. İktisat 90 dereceyle gösterilmesi gerektiğine göre tam 90 dereceye denk gelecek şekilde iktisada girişi gösteriyorum. Muhasebe 10 kişiydi, 30 derecelik açı. O zaman burası 30 derece olacak şekilde muhasebe dedim. İşletme 18 derece olduğuna göre şurası 18 derece. İşletme.
Hukukta iki kişi olduğuna göre 6 dereceyle gösterilmesi lazım. Arkadaşlar, her biri frekansı neyse toplam frekans içerisinde 360 dereceye göre kaç derecelik açıyla gösterilir? O şekilde dairesel grafikte dairelere yerleştirdik. Birer pasta dilimine benzediği için pasta grafik ya da dairesel grafik olarak adlandırıyoruz. Benzer bir örnek daha yapalım mı? Yapalım. Burayı yazdıysanız yeni bir örnek yazayım o zaman. Yazıldı mı? Sıfır, 20. Yine notlar olsun. 20, 40, 60, 80 ve 100. Burada frekanslar var. 8, 12, 12, 15, 20, 35, 45, 45, Arkadaşlar, sınıfa sorduk az önce, işte aldığınız notlar bunlar dedik. Bunu bir dairesel grafikle öğrencileri gösterelim, aldıkları notları gösterelim. Dairesel grafiği şöyle çizdikten sonra toplam 60 dereceyi, 60 kişiyi 360 derecede göstereceğim. Doğru mudur? Evet. 60 kişiyi 360 derecede gösterecek isem 8 kişiyi kaç dereceyle göstermem lazım? 60'ı 360 ile gösteriyorum. 8 kişiyi kaç dereceyle gösteriyorum? 6 katı, öyle değil mi? Evet. O zaman burası 48 dereceyle gösterilir mi? Evet. Arkadaşlar, kolay yolu kaç katı? 6 katı. O zaman bunun da 6 katı olacak. Matematiksel işlem 60x eşittir 8 çarpı 360. İki tarafı da 60'a bölerseniz buradan şu sadeleşecek, 6 olacak. 6 çarpı 8'den 48, böyle bulunur. Peki 12 kişi bu durumda ya da 20-40 arasına not alan kişi sayısı 12 olduğuna göre kaç dereceyle gösterilir? 6-72 dereceyle gösterilir. 40-60 sınıfı not alan kişi sayısı 15 olduğuna göre kaç dereceyle gösterilir? 90 dereceyle. 60-80 arasında not alan kişi sayısı 6 katı 60 dereceyle, 80-100 arasında not alan 15 kişi de 60 dereceyle gösterilir. Bu derecelerin toplamı, eğer toplarsanız 360 olduğunu zaten görürsünüz. Çünkü zaten biz 60 kişiyi 360 dereceye oranladık. Öyle değil mi? Şimdi her birine 0, 20, 48 derece şöyle. Bu sonuncu yanlış. Hata. Efendim arkadaşlar. 5, 4, 5. Size anlatırken ben gözden kaçırdım. 6 katı deyip 60 yazdım. 90 derece olacak. Şimdi 0, 20 sınıfı. 0, 20 sınıfı. Derecesi ne olacak arkadaşlar? 48 derece hocam. 48 derece. 20-40 sınıfı? 72 derece. 20-40 arasına not alan kişi sayısı 72 derece. 40-60 sınıfı, burası 90 derece olacak. Burası da 40-60 sınıfı dedik. 90 dereceyi böyle de gösterebiliriz, şöyle de yazabiliriz. 60-80 sınıfı 60 derece, şurası 60 derece olacak. 60-80 arasında not alanlar, 40-60 arasında, 20-0-20 arasında not alanlar. Arkadaşlar, açıları düzgün yapmadığım için 72 dereceye dikkat ederseniz 90 dereceden büyük göstermişim. Düzgün yapmadığım için burası, hani yanlış anlaşılmasın, 90 derece olması lazım.
90 dereceye denk gelecek şekilde yapılması lazım burasının. Rakam olarak yazdım. Burasının da 80-100 sınıfı olduğunu sizler zaten biliyorsunuz. Tamamdır. Yani şurayı biraz daha düzgün yapsaydım belki 90 derece daha anlamlı bir şekilde işaretlenebilecekti. Pasta grafik böyle arkadaşlar. Bir örnek daha yapmaya gerek yok. Yok. Şimdi geldik zaman serilerinin grafik yardımıyla gösterimi. Arkadaşlar burada da zaman serilerini sayfayla işiniz yoksa sayfayı değiştiriyorum. Değiştirin. Elimizde yıllar var. 2006, 7, 8 ve 9 yılları. Burada da yabancı turist sayısı, şurada turist sayısı denilmiş. Buna 19 diyelim, buna 25 diyelim, buna 30 diyelim, buna 20 diyelim. Arkadaşlar bunun grafik olarak gösterimi nedir diye sorulduğunda zaman serisinden bahsediyorum. Birincisi şu kartezyen ya da düzlem dediğimiz yapı çizilecek. Yatay eksende değişkenler. Değişken arkadaşlar burada yıllar. O zaman buraya yılları yazıyorum. 2006'ya, 2007'ye, 2008'e, 2009'u yazdım. Burası da 10, 20, 30 şeklinde yazdım. Şuraya 15, buraya 25 yazabilirim. 2006'nın frekansı neydi arkadaşlar? 19. O zaman tam 19'un hizasına kadar dik bir çubuk çizdim. Yani 20'ye değil de 19'un hizasına gelecek. Buraya 19 yazabilirsiniz de. 2007'nin frekansı 25 olduğuna göre tam 25'in hizasına kadar bir çubuk çizdim. 2008'in frekansı 30 olduğuna göre tam 30'un hizasına kadar bir çubuk çizdim. 2009'un frekansı 20 olduğuna göre 20'nin hizasına kadar bir çubuk çizdim. Umarım burada bir problem yok. Çubuk grafik. Zaman serilerinde ek olarak frekans poligonu gibi bunların üzeri de birleştirilebilir. Zaman serileri grafiklerinde. Anlaştık arkadaşlar. Bu zaman serileri grafiği. Frekans serilerinin aylık harcamalar. Çubuk grafik daha önce göstermiştik. Frekans poligonunu daha önce göstermiştik. Arkadaşlar şimdi birikimli serilerle ilgili bir gösterim var. Onun için tekrar bir şey yapalım. İsterseniz notlar diyelim yine. 0, 20 olsun. 20, 40 olsun. 40, 60, 80 ve 100 olsun. F'ler de 3, 5, 8, 7, 15, 20, 23, 25 olsun. Arkadaşlar şu anda çizdiğim, yazdığım gruplandırılmış frekans serisinin histogramını çizebilir miyiz? Evet hocam. Histogramı çizdikten sonra o dikdörtgenlerin orta noktalarını birleştirdiğimiz çizgiye ne diyorduk? Frekans poligonu. Güzel. Peki burada denas serisini nasıl oluştururuz? Hemen yazalım. Den az. 20'den az, 40'dan az, 60'dan az, 80'den az, 100'den az. Doğru mudur? Evet, az. Peki den çokları sorsaydık? 25. Arkadaşlar hata yapmamak için 25 diye, yukarıdan 25 diye başlamayalım, aşağıdan yapmanızı tavsiye ederim. Yapabiliyor olabilirsiniz, bazen insanlık hali gözden kaçabiliyor. Aşağıdan yapmanızı tavsiye ederim. 80'den çok, 60'dan çok, 40'dan çok, 20'den çok, yanlış yaptım herhalde, 9, 8 daha 16, 20'den çok, 17 doğru değil mi? Evet doğru 17. 17, 22,
25. Burada bir problem. Şimdi bunu grafik olarak göstermek istersek. Şuraya 0, 20, 40, 60, 80, 100. Arkadaşlar den az ve den çok. Şurasını 4'er 4'er 4, 8, 12, 16, 20, 24. Şuraya da 28 yazdım. 25 de şurada bir yerde. Bu yazılımda herhangi bir problem? Eğer yoksa. Arkadaşlar yazmanızı bekliyorum. Konuyu anlatmak için. Anlatırken başkası, yani yazmazsanız daha şey olur, daha iyi anlaşılır. Eğer yazdıysanız, den az grafiğinden bahsediyorum. 20'den az kaç kişi var? O zaman tam 20'nin hizasında arkadaşlar 3'ün oraya kadar, 3 şurada bir yerde. 20'den az dediğim için tam 20'nin oraya bir işaret koydum. Devam ediyorum. 40'dan az kaç kişi var? 8. O zaman 8 olduğuna göre 8 ile tam 40'ın oraya bir işaret koydum. Tamamdır. Evet. 60'dan az kaç kişi var? 16. O zaman 60 tam 16'nın hizasında olacak. Şuraya bir çarpı koydum. 80'den az derken 23 kişiden bahsediyorum. 20 burası, 24 burası. O zaman 23 şurada bir yerdedir. Tam bu hizada, 80'in hizasında. Şuraya bir çarpı koydum. Ve 100'den az dediğim 25 kişi olduğuna göre 25 de şuradaydı. Tam şu hizada kesiştiği yer arkadaşlar şurası. Doğru mudur? Ne yaptım? 20'den az derken hep sınıf aralıklarının üst değerlerini söyledim. 20'den az, 40'dan az, 60'dan az, 80'den az hep sınıf aralıklarının üst değerlerini söyledim. Onların denk geldiği frekansları bir çarpıyla gösterdim. Sonra bu çarpıyla gösterdiğim yerleri birleştiriyorum. Şuraya kadar geliyor zaten. Değil mi? Şurası yok arkadaşlar. Şu anda den az serisinin grafiğini ya da birikimli serisinin grafiğini çizmiş oldum. Evet. Aynı şekilde değerler elimizde olduğuna göre, şurası 2 idi, gözden kaçmasın. Değerler elimizde olduğuna göre aynı grafik üzerinde. Bu sefer 80'den çok kaç kişi var? 80'den çok dediğime göre tam 80'in hizasında arkadaşlar şuraya 2'yi yazdım. İsterseniz ayrı bir grafikte gösterelim. Bu karışacak herhalde. Şimdi 80'den çok 2 kişi demiştik. O yüzden tam 80'in hizasında 2'nin 2 şuraya denk gelir. Bu hizaya bir çarpı koydum. 2 ile 80'in kesiştiği yer. Şunu yaptım. 60'dan çok dediğim 60'ın hizasında 9 var. O yüzden tam 60'ın 8 ile 12 arasında 9'un hizasına kadar 9 ile 60'ın hizasına kadar geldim. Buraya bir çarpı ekledim. 40'dan çok 17 kişi var. 16, 20, 17 burada bir yerde. O zaman tam 40'ın hizasına gelecek şekilde ikisinin kesiştiği yere bir çarpı ekledim. 40'dan çok, 20'den çok 22 kişi var. O yüzden 20'den çok 22 kişi var. 22 şurada bir yerde.
Bu ikisinin birbirini kestiği yer şurası, şuraya bir çarpı ekledim. Sıfırdan çok 25 kişi, sıfırdan çok tam 25'in hizasında bir çarpı ekledim. Arkadaşlar şu anda den çokta da sınıf aralıklarının alt değerlerini söylemiştim. Bu çarpıları birleştirdiğim zaman ortaya çıkan grafik den çok grafiği. Dikkat edin, den az grafiği böyle bir şey çıkmıştı. Gittikçe artmıştı. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru topluyorduk. Den çok serisi ise aşağıdan yukarıya doğru toplandığı için sanki yukarıdan aşağıya azalıyor gibi gözüküyor. O yüzden grafikte yukarıdan aşağıya azalan bir görünüm elde eder diyoruz. Böylelikle den az ve den çok serilerinin grafiğini gösterdik. Eğer bu anlaşıldıysa, bence en önemli grafiklerden birisi. Sınavda arkadaşlar, hangi sınav olursa olsun, vize, final olmadı, mazeret, bütünleme hiç fark etmiyor. Histogram her sınavda sorulur. Onun dışında en çok sorulan soru arkadaşlar, bileşik seriye ait grafik. Arkadaşlar, yukarıdaki grafikle eğer işiniz bittiyse, grafik olarak son grafik, arkasından ünite bitiyor, ünite sonundaki sorular var. Dediğim gibi nasıl? Bakalım hocam. Bakalım hocam. Arkadaşlar, birincisi bileşik serilere ait grafiğe ne ad verilir sorusu belki bugüne kadar 10 defa 15 defa soruldu. Bileşik serilere ait verilen grafiğe ne ad verilir? Serpilme diyagramı. Bileşik serilerde grafiği yazarken biz hep bütün grafiklerde yatay eksene x'leri, yani değişkenleri yazmıştık. Burada iki tane değişken olduğuna göre isteyen yatay eksene istatistikleri yazsın, isteyen dikey eksene matematikleri yazsın, fark etmez. Her ikisi de değişken. Dediğim gibi isteyen istediği gibi yapabilir ama ben yatay eksene şimdilik istatistik derslerinin notlarını yazacağım. 50, 60, 70, 80, 90. Matematik dersinin notları da 40, 50, 60, 70, 80 şeklinde devam ediyor. Şurası matematikler, şurası istatistikler. Arkadaşlar, grafiğe ne ad verilir sorusu dediğim gibi en sık çıkan sorulardan bir tanesi. Serpilme diyagramı unutmayalım. Serpilme diyagramında iki değişkene ait değerler olduğu için grafik şöyle çizilir. İstatistikte 50 alan matematikte 60 almış. O zaman istatistikte 50 alanla matematikteki 60'ın kesiştiği yere bir tane çarpı koydum. Buradaki 50 alan buradan 60 almış. Devam ediyorum. İstatistikte 60 alan matematikte 70 almış. O zaman istatistikteki 60'ı matematikteki tam 70'in hizasına kadar dik bir çizgiyle nokta nokta olarak birleştirdim. Kesiştiği yeri çarpıyla gösterdim. İstatistikte 80 alan matematikte 40 almış. O zaman bu 40'ı istatistikte 80 alan şuradaydı. Kesiştikleri yer burası, burayı bir çarpıyla gösterdim. İstatistikte 70 alan matematikte 50 aldığına göre o zaman bu 70'i matematikteki tam 50'nin hizasına kadar yükselttim. 70 ile 50 arkadaşlar. Öyle değil mi?
Son da not istatistikteki 90 ile matematikteki 80. Kesiştikleri yer burası. Arkadaşlar, çarpılardan ortaya çıkan bu grafiğe serpilme diyagramı diyorum. Mesela bu soru şurası size verilmeden şöyle sorulabilir. İstatistikten 70 alan kişi matematikten kaç almıştır? 50. Matematikten 70 alan istatistikten kaç almıştır? 60. Gibi değerlendirir. Matematikten 70 alan, bunun izahına bakıyoruz. İstatistikten kaç aldığını da buradan görüyoruz. Dediğim gibi ortaya çıkan bu grafiğe de serpilme diyagramı diyoruz. Burada anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi arkasından çubuk grafikle ilgili bir örnek var. Bileşik serilere ait çubuk grafik demiş. Bu bileşik serilere ait değil. Dolmuştaki ne sayısı bu? Öğrenci sayıları, otobüsteki, tramvaydaki, kısaca çeşitli ulaşım araçlarındaki öğrenci sayıları denilmiş. Arkadaşlar şimdi sayfa 27'de birinci ünitenin sonu kendimizi sınayalım soruları var. Bu kendimizi sınayalım sorularında birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi iki değişken için belirlenen gözlem değerlerinin aynı anda veren grafiktir? Kesinlikle doğru arkadaşlar. Dediğim gibi çok sık çıkan bir soru. Umarım unutulmaz, dalgınlığa falan gelmez. Aşağıdakilerden hangisi ölçek türlerinden biri değildir? Birikimli böyle bir ölçek yoktu. Sınıflayıcı, oransal, aralıklı, sıralayıcı vardı. Birikimli diye bir şey yoktu. Verilen histograma göre toplam gözlem sayısı yani frekansı nedir? Arkadaşlar bakalım, ben de bilmiyorum cevabı. 0-2 sınıfının frekansı herhalde 2, öyle değil mi? Evet. Daha mı fazla? Evet, evet. 3 diyelim. Arkadaşlar yanlışsa biraz sonra şey yaparız. Şey gibi düşünmeyin. Mesela sınavda böyle bir soru sorulduğu zaman 2'ye mi denk geliyor, 3'e mi denk geliyor, anlaşılmıyor gibi bir durum kesinlikle olmaz arkadaşlar. O yüzden şimdi yaklaşık bir değerden yola çıktık. Ama sınavda böyle olmayacağının garantisini verebilirim. 4-6 sınıfının frekansı ne hizasına kadar? 5 mi? 4 mi? 5. 5 diyelim bakalım olacak mı? 6-8 sınıfının frekansı 10'a kadar geldi. 8-10 sınıfının frekansı 5'ten biraz daha az. Sanki 4'e denk geliyor gibi. Öyle değil mi? O zaman toplam frekans bunların toplamı mıdır? 22. 22 doğru cevap. Sanırım sizin söylediğiniz rakamlar daha doğru. Ben mesela bunu 2'ye benzetmiştim. O zaman da cevap oradaki seçeneklerle tutmayacaktı. Sizin gördüğünüz daha doğru. Histogramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arıyoruz. Gruplandırılmış serilerin grafikli gösteriminde kullanılır. Doğru. Doğru çünkü 0, 20, 20, 40 sınıfı şekli onları gösteriyorduk. Dikdörtgenler kullanılarak çizilir. Evet, doğru. Sınıf aralıkları eşit olmak zorunda değildir. Doğru arkadaşlar, bununla ilgili örnek çözmedik ama sınıf aralıkları eşit olmak zorunda değil. Dikdörtgenlerin alanı ilgili sınıf aralığındaki gözlem sayılarını verir. Bileşik grafik. E şıkkı, evet, bileşik serilerin grafikle gösteriminde serpilme diyagramı gösterilir demiştik. Burası yanlış. Tamamdır.
Bir sonraki soruya geldik. Aşk mı sorulmaz? Hangisi? Beşinci soru. Aşk. Aşağıdaki veri seti hangi tür? Evet, aylar olduğuna göre zaman, zaman serisi dedik. Öğrencilerin göz renklerine ilişkin bir çalışmadaki göz rengi değişkeni... Sözel bir değişkendir. Sayısalla nicel aynı şey arkadaşlar. Evet, yanıltmak için burada şey olmuş. Sözel değişken. Bir sonrakine geldik. Arkadaşlar siz benden daha iyi görüyorsunuz. Ben birincisi gözüm iyi görmüyor, ikincisi gözlük kullanmayı sevmiyorum. Den az serisi aşağıda verilmiştir. Den az serisi gerçek frekansları bulunuz. O zaman nasıl buluyorduk? Birincisi kendi değeri olacak. İkincisi toplanmış 10 olmuş demek ki 3 olacak. Toplanmış 18 olmuş demek ki 8 olacak, öyle değil mi? Evet hocam. Bir sonraki 2 olacak, bir sonraki de 5 olacak. O zaman 7, 3, 8, 2, 5. 7, 3, 8, 2, 5 nerede var? 15 hocam. D şıkkı, öyle değil mi? Bir sonraki sayfaya geçtim. 5. Arkadaşlar, bu arada cevapların burada yazıyor olması sizi yanıltmasın. Geçen seneden de bazı arkadaşlarımız bilir, dönem dönem baskıdan kaynaklanan hatalar olabiliyor. Buradaki seçeneklere çok aldanmayın. Tamamdır. Sekizinci soru. Ama yine de siz istiyorsanız şurayı kapatabiliriz. Tamam, herkeste kitap var zaten. Zaten sizde de kitap var. Herkese. C marka araçtan kaç tane vardır? C marka araç arkadaşlar şuradaki sayı kaç yazıyor? 6. 3 o zaman. 20. Öyle değil mi? Şurada 24 yazmıyor mu? 6 yazıyor. Arkadaşlar hizası tam 20 ile 30 arasında ama kaça denk geldiğini bilmediğimiz için burada 24 ile içinde frekansı yazılmış. Bu grafiğe ne ad verilir? Çubuklardan oluşuyor. Öyle değil mi? Sonra A marka aracı en başa yazmak, en sona yazmak, ortaya yazmak, sıralamanın herhangi bir öneminin olmadığı grafik türüydü. O yüzden çubuk grafik. Aşağıda verilen denaz grafiğine göre değeri 15'ten az gözlem sayısı kaçtır? 15'ten az dediğine göre tam 15'in hizasına kadar geliyorum. Arkadaşlar burada ne yazıyor? 8 o arkadaşlar şurada değeri yazıyor zaten. Şurası 10, 10'dan biraz fazla. 12'ye kadar geldiği şurada yazmış. Öyle değil mi? Evet. 15'ten az dedi. Tam kendi hizasının denk geldiği yükseklik. Ya burada sınavda 12'yi görmemiz lazım. Ya da burada yazıyor ise zaten o zaman çok zorlamaya da gerek yok. İşte hizasında olması gereken rakam 12'ymiş. Doğru cevap 12'dir diyoruz. Anlaştık. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.